Geldik İsrail ile ticarete. Bu arada ekonomiyle ilgili laflar var filan ama mesajlar da var. Onları sonra ilerleyen haberlerde, şimdi çok vakit kaybetmeyelim, onları paylaşırız. Şu gördüğünüz nedir? Gazze'de İsrail'in soykırımı. İsrail, cani İsrail devletinin, Netanyahu denen katilin devam eden soykırımı. Ve yargılanıyor da Uluslararası Adalet Divanı'nda şu anda. İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Burada Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da görüşürlerken yakın zaman, gördüğünüz gibi kravatları, o gün o gündem olmuştu çünkü aynı renk kravatlar filan diye. Bu da iyi tutturulmuş filan diye düşünülmüştü yani, neyse. Mescid-i Aksa tellerle çevrilmiş. O tellerle ilgili de polemikler var. Türkiye'den gidiyor. Kimisi diyor ki dikenleri orada takıyorlar, biz teli gönderiyoruz diyor filan. Bu da süren ticaret. Şu da İsrail ile Türkiye'nin süren ticareti. Hükümet bize diyor ki. Ha, bu arada haber var değil mi? Arkadaşlar haberi bir izleyelim de. Doğru. Kadın kalın. Gençler. Kapı kapı dolaşmaya. Var mıyız? Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Ailendekilerin, yakın çevrenin, yandaşlarının İsrail'le yaptığı ticaretin Filistin'e bomba olarak yağdığını hep birlikte görüyoruz. İsrail askerlerinin suyu da, gıdası da, İsrail uçaklarının yakıtı da, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı çevirmek için aldığı dikenli tel de, o işgalci yerleşimcilerin yaptığı binaların demiri, çimentosu da Türkiye'den gidiyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Gazze'de devam eden katliamlarına rağmen Türkiye'nin İsrail'e karşı yaptırım uygulamadığı, ticari ilişkilerin devam ettiği gerekçesiyle iktidarı hedef alan protestolar seçim gündeminin en sıcak başlıklarından biri. AK Parti'nin İstanbul mitinginde de İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet yazılı pankart açıldı. Erdoğan'ın kürsüde olduğu sırada pankart açılır açılmaz sivil görevlilerin müdahalesiyle indirildi. Kadın kalın, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Tayyip Erdoğan'ın Ankara mitinginde İsrail'le ticareti durdur, ticaret durmadan zulüm bitmez diyen bir pankartı taşıyanları yaka paça gözaltına aldılar. Filistin'e sahip çıkanları gözaltına alma, bunların gereğini yap. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günkü Ankara mitinginde açılan İsrail'le ticareti kesin pankartına polisler müdahale etmişti. Bir gün sonra İstanbul mitinginde de benzer bir pankart indirildi. İsrail askerlerin yedikleri, kullandıkları konservelerin hepsinin Türkiye'den gittiğini görüyorlar. Suları Türkiye'den gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Mitinglerde İsrail'le ticareti kes diye haykıran gençleri tutuklatıyor, gözaltına aldırıyor. 28 Şubat zihniyetidir bu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ankara mitinginde İsrail'le ticareti kesin pankart açanların gözaltına alınmadığını, miting alanından çıkarıldığını açıkladı. Protestolar, çağrılar sürerken, Gazze'de katliam devam ederken İsrail'le ticaretin devamına ilişkin iktidardan bir açıklama yok. İsrail çimento ihtiyacının %95'ini Türkiye'den karşılıyor, çelik ihtiyacının %65'ini Türkiye'den karşılıyor. Halen daha bu katliamlar olurken bu vebalden kurtulamazsınız. O yavruların, o masumların ahından dünyada da ahirette de kurtulamazsınız.